Sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim, Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber şöyle güzel bir fırında sütlaç hazırlayacağız canlarım. Hemen sizleri fazla bekletmeden tatlımızın yapımına geçelim. İlk önce şöyle bir ocağımızın altını yakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yarım su bardağı pirincimi güzelce yıkadım. Şimdi tenceremizi şöyle alalım pirincimizi. Aynı kullandığım bardakla arkadaşlar 2 su bardağı soğuk suyumuzu da pirincimizin üzerine ilave edelim. Bakın şu elimdeki gördüğüm bardakla yarım su bardağı pirinç kullandım. Şimdi birinci su bardağımızı ekledik. Bu da ikinci su bardağımız. Şimdi pirinçlerimiz güzelce yumuşayana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi canlarım, pirinçlerimiz güzelce yumuşadı, suyunu da çekti. Şimdi diğer malzemelerini de ekleyelim. Şöyle sütlacımız için 1 litre sütümüzü de pirinçlerimizin üzerine boşaltıyorum arkadaşlar. Sütümüzün ardından 1 su bardağı şekerimizi de ekleyelim. Arkadaşlar şekerimiz eridikten sonra şöyle bir tadına bakacağım. Eğer tatsız gelirse bana biraz daha şeker ekleyeceğim. Sizler de yine şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar kasemin içerisine 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ekledim. Üzerine yarım su bardağı sütümüzü ilave edip güzelce bir nişastamızı karıştıralım. Onu da daha sonra tenceremize ekleyelim. Şöyle nişastamızı da hemen tenceremizin üzerine ilave ettim canlarım. Şimdi güzelce sütlacımız koyulaşana kadar karıştırarak şöyle kaynatalım. Evet canlarım, şöyle sütlacımızı ocakta karıştırmaya devam ediyorum. Tadına da baktım. Şeker miktarı gayet bizlere göre güzel oldu. 1 su bardağı sadece şeker ekledim. Daha sonrasından eklemedim arkadaşlar şekerimizi. Sizler de yine şeker oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle elimizle bir pakette şekerli vanilimizi de ekleyelim. Evet canlarım, sütlacımız kaynamaya başladı. Şöyle 2-3 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatacağım arkadaşlar. Isıya dayanıklı çömlek güveçlerimizi, sütlacımızı paylaştırıp fırınımızda güzelce üzeri kızarana kadar pişireceğim. Bakın çok güzel oldu. Tadıyla harika bir tatlı olacak inşallah. Sizler de inşallah bu tarifimi denersiniz canlarım. Yine kullandığım malzemeleri de açıklama kısmına yazarım. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet, artık ocağımızın altını kapatalım. Gördüğünüz gibi canlarım, sütlacımı, çömlek kaselerimi paylaştırdım. Tam 6 kase sütlacımız çıktı. Hiç önü de artmadı. Şimdi tepsimin içerisine yerleştirdim kaselerimizi. Şöyle tepsimizin içine soğuk suyumuzu ilave edelim canlarım. Şöyle kaselerimizin yarısına gelecek şekilde suyumuzu da tamamlayalım.
Evet, suyumuzu da güzelce tamamladık arkadaşlar. Artık fırına gitmenin zamanı geldi. Sütlaçlarımızın üzeri kızarana kadar güzelce fırında pişirelim. Gördüğünüz gibi canlarım, tatlımızı fırından çıkardım. Bakın üzerleri çok güzel kızardı. Tepsimizi değiştirdim, sıcak olan tepsimizi, içerisi suyla dolan tepsimizi değiştirdim. Şöyle tatlılarımızın ilk sıcaklığı çıkana kadar böyle bekleteceğim. Daha sonra da buzdolabıma kaldıracağım arkadaşlar. Evet canlarım, sizlerle yapmış olduğumuz fırında sütlaçlarımız hazır hale geldi. 3 saat buzdolabında beklettim. Artık veda etmenin zamanı da geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.